Değerli izleyenler, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün Erdek Belediye Başkanlığı'ndayız. Yanımda Erdek Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sarı var. Sayın Sarı'ya öncelikle teşekkür ediyoruz, bize zaman ayırıyor. Sağ olun başkanım. Efendim şimdi yerel seçimler üzerinden neredeyse 6 ay geçti. Bu süreçte neler yaptınız, zorlandınız mı hizmet üretmeye çalışırken? Büyükşehir faktörüyle ortaya koyarak soruyorum bu soruyu. Valla 6360 sayılı kanunun işleyişindeki sıkıntıları zaten kanun yapıcı siyasi iktidar çoğunluğuyla onlar da farkındalar. Özellikle kaynak aktarımlarında ve yetki dağıtımında ciddi sıkıntılar var. Ancak hani Büyükşehir Erdek Belediyesi'ne engel oldu mu olmamadı mı diye soruyorsanız öyle bir şeyle şu anda bir vakayla pek yaşamı rastlaşmış değiliz açıkçası. Yani biz Güney Marmara olarak Bandırma, Erdek, Manyas belediye başkanları birlikte hareket ediyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan da böyle ciddi manada bir engel olmaya, herhangi bir şeye engel olmaya görmedik. Doğruya doğru demek lazım. Yani siyasi bir yaklaşım yok. Ancak tabii Balıkesir çok büyük bir il. 4 bölgeye ayırabiliriz. Yani Körfez, Marmara, Dağ Bölgesi ve Merkez Balıkesir olmak üzere. Ayvalık'la Marmara 6 saat. Büyükşehir'in bugünkü yasanın getirdiği yetkilerle bu bölgelere ciddi manada hizmet edebilmesi çok kolay değil. Geniş bir coğrafya. Kesinlikle. Kültürel farklılıklar da var. Ekonomik farklılıklar da var. Balıkesir özellikle hayvancılığın, tarımın çok önde olduğu, hatta Türkiye'nin Hollanda'sı dediğimiz bir il. Bu kanunla köylerin maliye dönmesiyle beraber çok ciddi sıkıntılar var. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu defaatle dile getirdi. Yani şu anda Balıkesir'de içme suyunun %60'ı neredeyse içilemeyecek nitelikte. Ciddi problemler var. 6 aylık süre içerisinde işte Eylül'e kadar olan kısımda ilçelerde yetki varmış gibi görünse de böyle bir yetki devri formalite de vardı. O yetki de kullanılmadı. Neticede tabii ben kanunu bildiğim için, incelediğim için aslında ilçe belediyelerinde altyapı sorununun sorumluluğunun olmaması ilçe belediye başkanlarını, ilçe belediyelerini daha elini rahatlatıyor. Çünkü altyapı gerçekten çok ciddi yatırım isteyen bir alan. Özellikle bizim gibi daha gelişmemiş, tam gelişmiş ülke olmadığımıza göre altyapı sorununu çözmüş. Bugün Türkiye'nin hiçbir en gelişmiş ili dahi altyapı sorununu çözmüş değil. Ama su sıkıntısı, ama kanalizasyon sıkıntısı, ama yağmur su hattı sıkıntısı var. Dolayısıyla bunları ilçe belediyelerinin bugünkü ekonomik durumlarla gerçekleştirme şansı yok. Özellikle bizim gibi yaz kış nüfusu arasında 10 katına 5 katına fark olan veya günlük nüfusu, mesela Eminönü örnek alalım, gecelik nüfusu 400 bin, 400 bine göre pay alıyor ama günlük nüfusu, gün içindeki nüfusu 4 milyon. Bu tip ciddi nüfus sirkülasyonlarını yaşayan belediyelerin gerçekten borç batağında olmaması mümkün değil. Yasanın daha radikal, ekonomik kaynaklarla beraber daha radikal çözümlere ulaştırılması lazım veya çözümlerin üretilmesi lazım. Onun için böyle bir sıkıntı var. Yani belediyecilik manasında bunun partiyle de alakası yok. Yani bugün Muğla'da büyükşehir oldu. Muğla 60 bin nüfuslu bir il. Bodrum yazın 1,5 milyon nüfusu. Marmaris keza öyle. Şimdi ikisi de CHP ama çok ciddi sıkıntılar var. Aralarında hukuki problemler var. Çünkü Muğla denize açılmaya çalışıyor. Rant'a ulaşmaya çalışıyor. Aynı şekilde Balıkesir'de de olacak. Bütün illerde bu var. Tahmin ediyorum ki 2015'te bu kanunla ilgili görülen aksaklıklar düzene girebilir diye düşünüyorum. Özellikle seçim öncesinde ve sonrasında yeni ulaşacak tabloyla. Yasada önemli olan halka iyi hizmet edebilmek. Aksaklık var ise bunu düzeltmek de Büyük Millet Meclisi'nin görevi tabii. Sayın Başkanım, şimdi bir yandan turizm gelişsin diye çaba harcıyorsunuz. Hatta turizm sektörünün dinamikleri harekete geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan da 1/100 binlik çevre düzeni planı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda sanıyorum bir dava da açtınız galiba, değil mi efendim? Şimdi biz çevre düzeni planıyla ilgili hukuki süreci takip eden bir belediyeyiz. Hatta çevremizdeki belediyeleri de bu konuda
uyardık. İki Eylül itibariyle askıya çıkmıştı. Ekim'in ikisinde askı süresi doldu. Dolayısıyla 2 Aralık'ta 2 aylık dava açma süreci doluyordu. Biz o süreçte sadece bizim bölgemizde, yani biz tabii karşıdaki sanayi bölgesiyle ilgili doğrudan itiraz etme yetkimiz yok. Neden? Çünkü bizim ilçe sınırlarımız içinde değil. Bizim ilçe sınırlarımız içerisindeki planlamadan gelen hataları biz zaten iletmiştik. Çünkü biz 2006 yılında turizm bölgesi ilan edildik. Dolayısıyla turizm bölgesi ilan edilmiş bir bölgede Turizm Bakanlığı'nın da 2 Ocak'ta askıya çıkan bir böyle 25 binlik bir çevre düzeni planı vardı. Biz bu noktada onaylanmış çevre düzeni planı ile ilgili Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak daha sonra Çevre Bakanlığı'nın uyguladığı 100 binlik plandaki aksaklıklar veya paralel olmayan noktalarla ilgili itirazlarımızı yapmıştık. Bununla ilgili dava sürecini de 2 Aralık itibariyle başlattık. Ama genel olarak tabii Marmara'da az önce vekilim de burada bu konuya değindi. Marmara bölgesi bir iç deniz ve Karadeniz-Akdeniz iklimini birbirine bağlayan bir coğrafya üzerinde olmasından dolayı sadece kara bitki dokusu olarak, yani Kapıdağ dünyanın en zengin yer florasına sahip en zengin çeşidi olan bölgesi, oksijen oranı en yüksek olan bölgelerden biri. Aynı zamanda deniz hayatı olarak Akdeniz çanağının yaşam platosu olarak biliniyor Erdek Körfezi. Dolayısıyla Erdek Körfezi'nin orta vadeli katma değer kârlarıyla veya rant hesaplarıyla katledilmesi, sonra telafisi çok uzun yıllar, yüzlerce yıl alabilecek bir sürece yaşatmak zorunda kalır. Onun için bilimsel olarak doğru tespitler yapmamız lazım. Yani birileri istedi diye şuraya bu lekeyi koyarak bu işi halledemeyiz. Eğer bize oradaki sanayi bölgesinin 50 yılda, 100 yılda üreteceği katma değer, sonra telafisi çok daha zor bir boyuta ve rakama ulaşıyorsa, oranın üreteceği katma değerden daha fazla bir maliyetle bize tekrardan buradaki doğal durumu bozduktan sonra telafisi için para harcatacaksa, o zaman o katma değerin ülkeye zarardan başka bir şey getirmediği ortaya çıkar. Dolayısıyla biz, yani efendim CHP'liler yeşil doğayı korumaya, böyle bir şey, biz sanayiye karşı değiliz. Gelişmeye, teknolojiye karşı olabilir miyiz? Hepimiz bilgisayar kullanıyoruz, hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Ama bu konularda alınacak kararların bilimsel ve koordineli olması lazım. Bir bakanlık bu işi böyle yapmak istedi. Örneğin bu çevre düzeni planı, 1/100 binlik çevre düzeni planı 2009 öncesinde zaten Balıkesir çevre düzeni planı olarak geldi. İl gelmesine bu plan kabul görmedi. Onun üzerine bir takım rant çevrelerin baskısıyla bölgesel plan hükmüne boyutuna çevrilerek Çevre Bakanlığı'nın yetkisine devredilmeye çalışıldı. Yani Çanakkale ile Balıkesir birleştirildi. Yerel politikacılar karşı çıktığı için, ama AKP'li, ama CHP'li, ama diğer MHP'li politikacılar karşı çıktığı için onaylatamadıkları bu planı direkt bakanlıktan emrivaki ile getirmeye çalıştılar. O yüzden de ciddi bir problem var. Ama Sayın Vekilimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştüğünü söyledi. Görüştüler. Biz de önümüzdeki günlerde yılbaşından sonra kendisiyle randevu talebimizle bu bölgedeki belediye başkanları olarak gidip doğruları anlatır. Yani bilimsel doğrularla hareket etmemiz lazım. Herkes şöyle düşünüyor. Efendim Marmara bölgesi turizm bölgesi değil. Bugün bakın. Türkiye'nin bölgelerine bakın. En çok turizm girdisi olan bölge hangi bölge? Türkiye'nin en çok turizm geliri olan bölge Marmara bölgesi. Ama İstanbul'da, ama diğer Marmara'daki tarihi zenginliklerden şu anda bizim Akdeniz bölgesinden daha büyük bir girdimiz var. Biz günübirlik ulaşım ağı içerisinde dünyanın en zengin turizm destinasyonu Marmara bölgesi. Yani bugün Kapıdağ'a bir pergel koyun, 2 saat, 3 saatlik ulaşım günübirlik gidip gelme mesafesine koyun. İstanbul'a gidip gelebiliyorsunuz, Truva'ya gidip gelebiliyorsunuz. Ya Hollywood'a konu olmuş tarihi, mitolojik kentlere
bir arada yaşıyorsunuz. Dünyanın şu anda bu sanayi bölgesinin kuzeyinde kuzeyinde Kapıdağı varsa, güneyinde de Mayas var. Mayas kuş cenneti var. Gelip var. Cennet. Bu sanayi bölgesini etkileyeceği alana düşündüğünüz zaman dünya cümlü gören kaplıcaları var. Yani sadece Erdek yok olmayacak. Bu sanayinin ortaya çıkaracağı çevre kirliliği Mayas kuş cennetini yok edecek. Ve buradaki işte uçan canlıların kuzeyden güneye göçüş güzergahlarını bozacak. Belki birçok nesli tükenecek, sadece bu bölgede yaşayan değil. Dünya üzerinde hareket eden canlıların neslinin tükenmesine sebep olacak. Keza kaplıcalarımızın belki yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak. Dolayısıyla günlük bir takım 50 tane, 100 tane holdingi zengin etmek için katledeceğimiz coğrafyada yaşayan insanların göreceği zararı planlamak zorundayız. Ben sana, biz az önce de söyledim, sanayiye karşı değiliz. Bu bölgede üretilen tarımsal ürünlerin, hayvansal ürünlerin katma değer, üzerine katma değer konabilecek bir sanayi olduktan sonra biz niye karşı çıkalım? İşte vekilim başka bir sanayi, yani çevreyi kirletmeyecek bir sanayi diyor. Ama bizim bu coğrafyada ürettiğimiz bir sürü katma değer var. Türkiye'nin Hollanda'sı izliyoruz. Bunları katma değer olarak hap ürettiğimiz hayvansal, tarımsal ürünleri değerlendirecek bir sanayi bölgesinde hiç kimsenin karşı çıkması mümkün değil. Mümkün değil yani. Efendim, siz hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmıyorsunuz görevi devralmadan da aldıktan sonra da. Şimdi kendi olanaklarınızda da yine bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Örneğin çay bahçeleri projesi. Biraz o projeden bahseder misiniz? Nasıl bir projedir? Ne zaman bitecek? Çay bahçeleri sezona yetişecek değil mi? Tabii şimdi bizim çay bahçelerimiz ve pazar meydanımız, yani hemen kentin içindeki bu dokular 1970'lerden kalmaydı. Tabii ben 10 yılda belediye başkanlığı yaptım ama şimdi kentte sembolleşmiş, kentte markalaşmış alanları bozmakta mimar olmama rağmen hep tereddüt ettim. 10 sene bir türlü cesaret edemedim. Yani çünkü dokuyu bozduğunuz zaman mesela Bandırma Meydanı bir doku değişikliği yaşadı. Biraz plansız yapıldı. O da emirvakiyle oldu falan, böyle hiçbir planlama yapılmadan oldu. Şimdi Bandırma Meydanı güzel mi değil mi tartışabiliriz. Dolgu alanları var vesaire, bir sürü rekreasyon alanı zaten vardı ama Bandırma Meydanı'nın o eski dokusunu koruması mı daha samimiydi diye bu tip kararları vermekte gerçekten zorlanıyoruz. Ama bizim çay bahçeleri olarak bahsettiğimiz bu alan zaten tescilli bir alan. Dolayısıyla dokusunu bozmamız mümkün değil. Tam tersine, daha önceden bozulan dokuyu yenilememiz lazım. Cumhuriyet Meydanımız küçük. İşte denizle kentin arasında bir mesafe var. Bir blok oluşturmuş, bir geçirgenlik yoktu. O geçirgenliği sağlayabilecek bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Bir iki firmaya bu konuyla ilgili proje hazırlatıyoruz. Süreç, işte şimdi vatandaşlarımız şöyle diyor, işte yavaş gidiyor gibi falan algılıyor ama burası tescilli. Tescilden sonra bu çay bahçenin olduğu alanda bir harita çalışması yapılmamış. Yani sit alanı, doğa sit alanı, fakat sınır belirlenmemiş. İşte iki ay önce, yani Aralık'ta, ayda da bir kere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuyla ilgili toplanıyor. Kasım ayında bu bölgedeki yıkım kararı. Zaten biz Kasım başında tahliye ettik. Bu bölgedeki kaçak yapılmış, sonradan ilave olmuş kısımları, yıkım kararlarını Kasım ayında aldık. Bir aydır yıkıyoruz. Yıkarken de ne köküne ne dalına zarar vermemek için hassas bir yıkım yapıyoruz. Onun için yavaş yıktırıyorum yani. Hatta birçok yerde zemini de kaldıracağımız zaman ben başında duracağım. Çünkü işçiye, makineye güvenemiyorsun. Dolayısıyla ağaçların zarar görmemesi, yeşil dokunun zarar görmemesi için biraz böyle kazı yapar gibi çalışmak zorunda olduğumuz bir alan. Geçtiğimiz haftada, yani Aralık'ın ilk haftası da sınır tespiti yapıldı. Yani sit alanının harita haftası tespit edildi. Şimdi bu ay, Ocak ayında da yapılanma şartları belirlenecek. Dolayısıyla ondan sonra da projemiz zaten paralel olarak yürüyor. Şu anda biz de çalışıyoruz. Zaten yapılanma şartı. Bunları da 3 aşağı 5 yukarı belli ama 93'te sit alanı ilan edilirken yapılan eksik işlemler şimdi tamamlanıyor. O zaman eksik bırakılan işlemler. Hedefimiz
yaza yetiştirmek. Zaten burada bizim yapacağımız çok ciddi bir şey yok. Zemin sağlıklaştırmasıyla beraber 5 tane çay bahçesi yapıp meydanı denize açacağız. Yani meydandan artık geçirgenliği, iklimsel geçirgenliği de sağlayacak. Zeytinli adayı da göreceğimiz, limanımızı da göreceğimiz bir yapılanma. Dolayısıyla bu bölgedeki 8 adet çay bahçesi 5'e düşecek. Bu 5 çay eksilen çay bahçelerimizi de Luna Park'ın üstündeki alana bir tane çay bahçesi, bir de meteorolojinin olduğu meydana bir çay kafeterya diyelim, kafe yaparak hem gün batımını da seyredip hem limanla. Şimdi burada yaşadığınız zaman gün batımını göremiyorsunuz mesela. Aslında bizim gün batımımız da çok meşhur. Dolayısıyla 2 tanesini oraya alıp 8 çay kafeterya yerine 7 kafeterya yapıp bir de yolların aşağı geçirgenliğini sağlayacağız. Yani Zafer Sokağı'nın aşağı inmesini sağlayacağız. Buradaki Egemenlik Sokağı'nın aşağı inmesini sağlayacağız. Hemen hemen buradaki çay bahçelerin hepsi tek parsel olacak. Yani tek köşe parsel, köşe çay bahçesi gibi veya köşe kafeterya gibi olacak. Netice itibariyle hedefimiz çok da ciddi bir şey yok. Tabii 1-2 trilyonluk bir iş. Ama yani inşaat süresi açısından uzun sürecek bir şey değil. 1-2 ay içerisinde tamamlanabilecek bir proje. İşte biz de bir kısmı ihalelerini yaptık zaten. Yani özellikle yer döşemeleriyle ilgili ihaleleri yapıyoruz. Yani granit plak kaplayacağız, doğal taş kaplayacağız bütün meydanı. Bu beton parkeleri falan kaldıracağız. Granit blok kaplayacağız. Dolayısıyla hedefimiz Mayıs sonuna kadar veya Haziran ortasına kadar yetiştirmek. Ramazan ayı içerisinde bu tesisleri açmak. Projeye bağlı olarak Çarşı Meydanı Botanik Bahçesi. Çarşı Meydanı'ndaki, bununla alakası yok tabii. Orası da bizim kent meydanımızdı. İşte pazar meydanıydı. Sonradan bir çarşı oldu. Çarşı tekrar etrafı işgalle beraber rezil bir hal almıştı. Oranın da bir temizlenmesi lazımdı. Orasını tamamen bahçe, botanik bahçe planlıyoruz. Onu da onun hatta o çok 1-2 ay içerisinde onu tamamlayacağız. Yani bitkiler için bütün fuarlara da gittim ben. Yalova'daki fuara gittim. Bitkilerle ilgili, kararlarla ilgili bir proje hazırlattırıyoruz şu anda. Yani yapısal projesi hazır ama hangi bitkilerin ekileceğiyle ilgili bir proje hazırlıyor demişteki bir firma. Onu da gördükten sonra hemen hayata geçireceğiz. Efendim Zeytinada sizin döneminizde belediye tekrar kazandırıldı. Fakat uzun süredir de bir türlü açılamadı. O konuda da girişimleriniz olduğunu biliyorum. Bilgi verir misin? Şimdi Zeytinada tabii belediye adına kamulaştırıldı. Fakat sit alanı hem doğal hem arkeolojik sit olması nedeniyle ören yeri. Ören yerleriyle ilgili Turizm Bakanlığı'nı da biliyorsunuz. Turizm Bakanlığı'nın çalıştırması esas. Bununla ilgili bir yazışma yaptık biz. Bu arada da kurulum oradaki özellikle termal su kaynakları ile ilgili de bir kararı vardı. Bununla ilgili biz tekrar o kaynakların gün yüzüne çıkarılması için detaylı yazışmalar yapmıştık. Kurul oradaki dokuyu bozmadan bir termal sondaj yapılıp yapılamayacağı ile ilgili bir teknolojik şey istedi yeni bu geçen ay kurulda. Onunla ilgili tekrar detaylı görüşeceğiz. Oradaki şifalı suların çıkartılması aynı zamanda tabii onunla ilgili de bir çalışma başlatıyoruz. Tabii bu işler uzun sürüyor. Yani özellikle arkeolojik, hem arkeolojik hem doğal sit alanı. Dolayısıyla böyle elinde bir şeyle, küçük bir şeyle kazıyormuşun gibi oluyor. Ondan sıkıntı var zaman açısından. Efendim son sorum. Erdek için nasıl bir rüya görüyorsunuz? Erdek'in geleceği için. Erdek'te ben rüya görmüyorum, Erdek'i yaşıyorum. Rüya görmüyorum, rüyaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda muallak olabilir. Tabii Erdek, Türkiye'nin en zengin coğrafyasında bulunan bir kent. Ben turizm değerini de hakikaten dünyanın en zengin turizm destinasyonu içinde olduğunu da biliyorum. Sektörün bir takım aksaklıkları olabilir, sektör moral motivasyon eksikliği yaşıyor olabilir. Onun için de geçtiğimiz dönemde bunu tespit ettim. Yani Erdek'teki turizmcilerle herhangi bir şey olmaz. Bunun vardım ama insanların kabahati değil yani. Moral motivasyondan dolayı. Dolayısıyla belediye olarak sektöre yön verecek yatırımlara başlamıştım daha önceki dönemde. Bu dönemde de Erdek'in turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için sadece yatakhane olarak kullanılmasının turizm olmadığını, artık dünyanın
yatakhane turizminden vazgeçtiğini, dolayısıyla hizmet sektöründen para kazanıldığını bilmesi için bizler de belediyesi olarak gücümüzün el verdiğince, gücümüz yettiğince turizmle ilgili hizmet sektörünü canlandırmak için ama yemek, ama dinlence, ama eğlenceyle ilgili bütün yatırımları organize etmek zorundayız. Belediyenin gücü ne kadarsa o kadar planlama yapacağız, o kadar çalışacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugün Erdek Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sarı ile birlikteyim. Bir başka gün, bir başka konu ağlamak üzere. Hoşçakalın.